Selam, ben Begüm diye başlamayı çok seviyorum. Öyle başlayacağım. Bugün Türkiye'ye gideceğiz. Bugün Türkiye'ye nasıl gideceğiz? Nereden gideceğiz? Nerelerden gideceğiz? Öncelikle Danimarka'ya seyahat edeceğim işte işten biraz sonra. Ardından İstanbul'dan da İzmir aktarması yapacağız hep beraber. Hep beraber diyorum çünkü benimle bugün beraber geliyorsunuz. Tek başıma diyelim ve bir misafirimiz daha var. Canavar dedi. Hemen anladın ha. O zaman hiç vakit kaybetmeden çıkalım çünkü hemen geç kalabilirim, çok korkuyorum. Valizlerim burada, onları alıyorum. Valizim burada. Nasıl çekeceğim, nasıl edeceğim hiç bilmiyorum. Çünkü çok kalabalık olacak elim ama deneyeceğiz en azından. Hadi o zaman gidelim. Hazırım. Kendimizi nasıl gideceğiz bilmiyorum çünkü çok eşyam var. Allah sabır falan versin herhalde. Bittik. Evet, şimdi Teddy ile az önce treni kaçırdık. Şu an Teddy sussun diye yere oturdum. Kucağıma almış, asla susmuyor. Testimizi yaptırdık. Teddy ile beraber şimdi Danimarka trenimizi bekliyoruz. Burada şu an İsveç'teyim. Malmö Hilye terminalindeyim, her zaman bahsettiğim. Bu terminalden Teddy'cimle birazdan tasması yok birkaç sayamayacağım şu an. Bak buraya suratsız. Teddy'cimle birazdan Danimarka'ya gideceğiz. Çünkü uçağımız Danimarka'dan, Kopenhag Havalimanı'ndan İstanbul'a uçacağız. Değil mi Teddyşko? Evet. Şu an çok korkuyorsun biliyorum ama verebileceğim bütün ilaçları verdim sana. Yani yapacak bir şey yok tatlım. Ne yapayım ya? Oh, çok seviyorum seni. Hadi bakalım, biz biraz daha oturmaya devam edelim o zaman. Gerçekten yere oturdum ya, inanamıyorum. Evet, şimdi Danimarka'ya geldik, check-in yapıyoruz. Danimarka'da maske mecburi havalimanında, o yüzden Teddy ve ben check-in esnasında maskemizi takıyoruz. Evet, biraz uzun sürdü ama check-inimizi yaptık. Normalde uzun sürmesinin sebebi Teddy ile oluyor olmamdan kaynaklanıyor birazcık da ama sıkıntı olmadı. Çok güzel bir hizmet aldık, şimdi gidiyoruz. Artık gate'e gidebiliriz, thank you. Çok böyle kontrolden geçtik Teddy olduğu için yanımda. Ama geçtik. Yani önemli olan da buydu. Evet, kesinlikle Teddy de gördüğünüz gibi katılıyor. Şimdi kapımıza gidiyoruz. Ardından uçağa bineceğiz. Yavaş yavaş gidiyorum. Zaten her şey çok hızlı. Bari biz yavaş gidelim. Kapıda görüşürüz. Kapıya geldik zor belada olsa. Teddy o kadar çok titriyor ki ben de titriyorum. Şunun güzelliğine bak. Teddy oturuyor kucağımda. Allah'tan güzel güzel. Biz de bekliyoruz. Saat 12.40'da bineceğiz uçağa. Uçağın kalkış saati herhalde 12'yi birkaç dakika geçe alırlar. Şu anda saate bakıyorum. 11.30. Muhtemelen bir yarım saat burada oturacağız. Umarım. Hala ağzı açık bir şekilde seyahat ediyorum. Aşırı tedirgin. Gerçekten zor bir şey. Evet, biraz uçağımız iniyor ama gerçekten çok zor bir yolculuk geçirdik. Teddy gerçekten çok zorlandı, çok korktu. Şu anda da iniyoruz, umarım tekrar aynı korkuyu yaşamaz. Evet, şimdi Türkiye'ye geldik. İzmir uçağına bineceğiz, aktarmamız var Teddy ile beraber.
Uçağımızı bekliyoruz. Bu arada burada uçağa binerken tavsiye edilmesine rağmen sel testleri almıyorlarmış. O yüzden bir daha sizler de tecrübe ederseniz böyle bir şey, onun yerine kalın sert kezler yerine yumuşak kezler tercih etmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Yoksa gerçekten problem olabiliyor. Burası evet. Evet, anlık olarak vaziyetimiz budur. Teddy kuşlara bakıyor yine avcılık modunda. Anneciğim bunlar Türk kuşu, öyle avlayamazsın hemen. Ve geldik sonunda, valizleri koyduk. Babam geldi bizi almaya. Şimdi yemeğe gideceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu seyahatte. Gerçekten çok yorucuydu, çok yorulduk. Ama geldik, evimizdeyiz. Ay anne şimdi pozisyonla.